Merhaba, bugün Okisa'nın yönetim kurulu başkanı Ekrem Bey ile birlikteyiz. Ekrem Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Biz deyiz, teşekkür ederim. Ekrem Bey ile biz uzun süredir tanışıyoruz. Yani birlikte bayağı işler yaptık, vakitler geçirdik. Burada Dahua'nın eğitiminde bir araya geldik tekrar. Ekrem Bey'i burada yakalamışken 2018 ile ilgili bir değerlendirme alalım dedik. Evet. Teşekkür ederim. Bugün burada platin dağıtıcılarımızdan Anadolu Telekom için bir eğitim semineri düzenledik. Evet. Bu vesileyle de sohbet etme imkanımız oldu. Evet. Burada güvenlik sektörüyle ilgili ne diyebiliriz? Hani yeni bir yıla girdik. Sektörden neler bekleniyor? Yani herkes neler bekliyor? Evet. Bunu da tabii sürekli araştırmalarını yapıyoruz. Fizibilitelerini yapıyoruz. Geçmiş yılda, önce geçmiş yıldan bahsedeyim. Geçmiş yılda gerçekten Türkiye'de bir %60'lık bir büyüme oldu güvenlik sektöründe. İhtiyaçlar arttı çünkü. Evet. Kamu kurumlarının, özel sektörün, işte sınır güvenliği yerlerinin hepsi ihtiyaçları arttı. Bu seneye de o şekilde başladık. Bu sene ben ne öngörüyorum sektörde? Hı-hı. Sektörde yaklaşık bildiğiniz gibi 5000'e yakın firma var. Ama bunların asıl 2500-3000 tanesi aktif bir şekilde kurulum ve montaj iş yapıyor. Bir kısmı, hı-hı, da distribütör olarak geçiyor. Fakat gelen taleplere baktığımız zaman Türkiye'de şu anda potansiyeli arttı. Güvenlik bilinci de çok arttı. Evet. Ülkemizin stratejik noktada olmasından dolayı güvenlik ihtiyaçlarında daha sürekli farklı çözümler artıyor, evet. Evet, ihtiyacımız var. Normalde Türkiye içerisinde işte kamu kuruluşları, özel şirketler, dediğim gibi endüstri tesisleri gibi, okullar gibi bir sürü talepler geliyor. Bu sene mesela iç piyasaya baktığımız zaman yaklaşık 50 bin okula güvenlik sistemi kurulacak tekrardan sıfırdan. Evet, evet, ve bu evet. Full HD olarak olacak. IP, hı-hı, sistem Full HD olarak olacak. 50 bin okul demek yaklaşık işte 800 bin kamera demektir. Evet. Yani ciddi bir rakam. Hı-hı. Bunun dışında zaten işte devletin, başbakanlığın, cumhurbaşkanının ya da diğer kamu kurumlarının, emniyet müdürlüklerinin ihtiyaçları var. Askerimizin ihtiyaçları var. Buralardan da talep gelecek. Bir de şu an Türkiye'de en çok 2018'de sınır güvenliğine çok önem verilecek. Evet, kesinlikle. Duydum. Evet, doğru. Sınırlarımızı daha güvenceli hale nasıl getirebiliriz? Bunun çalışmasını devletimiz yaptı. Sınırlarda tamamen güvenlik artacak. Burayı da akıllı sistemlerle, kamera sistemleri ve akıllı video analizli sistemlerle desteklenecek. Evet. Termal, lazer ve diğer kameralarla birlikte. Şimdi genel ülke güvenliğinden küçüğe doğru gidersek, aslında en ufak işletmelerde bile eski kamera sistemlerini kullandığı için artık pek çok insan kamera sisteminden beklentileri arttı ve arttı. Üreticiler de bu yönde yeni sistemler üretmeye başladılar. Artık bahsettiğiniz bu akıllı sistemlere ulaşabilmek hani bütçesel anlamda da daha kolay oldu. Kolay oldu. Kolay oldu. Evet. Eskiden sistemler çok pahalıydı. Gerçekten evet. Basit, aha, bir sistemle. Şimdi öyle değil. Gerçekten çok makul fiyatlara çözüm sağlayabiliyor. Yani vatandaşlarımız da aynı şekilde. Evet. Hani diğerinden bahsedecek olursak işte başladık sınır güvenliğinden. Toplu taşıma araçları, taksiler. Evet. Geçen yıl bunun uygulamasını İstanbul'da görmüştük. Aha. Yaklaşık 7000 tane taksi, minibüs ve dolmuşlara sistem kuruldu. Bu da yaklaşık 22.500 tane kamera takıldı. Evet. Yüksek derece ve bunun çok faydası görüldü. Taksiler üzerine bir çalışma yapılıyor. Onun dışında toplu taşıma noktaları var. Bunların hatları var, istasyonları var, araç içleri var. Tabii. Evet. Buralara da gelecekte şey takılacak. Her duraklara kamera sistemi kurulacak. Evet. Ve analizle kişileri tanıma, evet, eşkal tespit etme, evet, imkanları sağlanacak. Evet. Bu ne olacak? Güvenlikte çok büyük bir katkı sağlayacak açıkçası. Aa, yani bir artış bekleniyor, evet. Yani 2018 hareketli geçecek diyebiliriz onu. Evet, akıllı ev sistemleri de artık, evet, evler için, hı-hı, sektöre girdi tamamıyla. Evet. Eskiden ulaşılmaz bir rakamdı, şu an makul seviyelere geldi. Toplumda insanların her türlü ihtiyaçlarını sağlayabiliyor. Peki Dahua'da yeni göreceğimiz neler var bu senede, yani ürün portföyünde? Ürün portföyünde şöyle söyleyeyim, kamera sistemlerinde daha fazla analiz yapabilen kameralar geldi. Evet. Artı gece görüş sistemleri geliyor. Hı hı. İşte gece bile renkli görüntü verebilen, hı, kameralar çıktı. Evet. Bunlar piyasada yer alacaktır bu sene. Hı hı. Onun haricinde dediğim gibi akıllı ev sistemleri ile ilgili çalışmaları var daha onun da. Evet. O konuda ilerleme kaydediyor. Geçiş kontrol sistemleri zaten zannediyorum
evet, belli bir noktaya geldi. Akses kartlı giriş sistemleri, şifreli giriş sistemleri, parmak izli giriş sistemleri, bunlar bir noktaya geldi. Şu an gayet de başarılı bir şekilde uygulanıyor açıkçası. Aynı CMS üzerinden kontrol edilebiliyor zannediyorum. Evet, pek çok evet aynı şey. Sistemi, interkom sistemini, evet, bir akses kontrol sistemini, kamera sistemini ve yangın sistemini, evet, tek bir sistem üzerinden kontrol edebiliyorsunuz ve yönetebiliyorsunuz. Peki, şimdi bizden bir soru sorayım. Bizim bir güvenlik teknolojileri.net diye bir blogumuz var. Nasıl buluyorsunuz? Takip ediyor çok musunuz? Çok başarılı buluyorum. Geçen hafta arkadaşlar özellikle hani ben bildiğim için, evet, söylüyorum ama bilmeyen arkadaşlarımız bile görmüşler. Bana attılar. Mesela yeni bir ürün tanıtımı yapmışsınız. Çok güzel. Evet. Daha çıkacak. 2 ay 3 ay sonra Türkiye'ye gelecek bir sistemi, evet, yapmışsınız. Gerçekten çok başarılı ve faydalı buluyorum. Yani sektörün buna ihtiyacı vardı. Teşekkür ederiz. Bence bu yüzden sizlere de tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Görüşmek teşekkür ederim. Üzere. Ben de aynı şekilde sizlere.